Kanalımıza hoş geldiniz. BTS'in askere gitmesi tüm dünyada yankı buldu. Birçok haber kanalında bu durum yorumlanırken genel olarak BTS gibi bir grubun neden askere gittiği konusunda tepki vardı. Bu yorumcu geçmişte Güney Kore'de olimpiyat madalyalılar ya da klasik müzik sanatçıların askerlikten muafiyet aldığını, BTS içinse bunun neden yapılmadığını sordu. Komedyen Trevor Noah ise kinayeli olarak Güney Kore ordusunun BTS'in katılmasıyla durdurulamaz bir hal aldığını, çünkü düşman askerlerinin "Ah Jin tarafından vuruldum, bu hayatımın en iyi anı" diyeceklerini dalga geçerek sundu. Türk haber programlarında ise çok doğru noktalara değinerek BTS'den bahsedildi. Özellikle BTS'in bu denli araştırılarak anlatılması beni gururlandırdı. Gelin Türkçe olarak bu yorumu anlayacağımız için ne denmiş bakalım. Bu grup sadece Kore, Güney Kore ekonomisine yılda 3,5 milyar dolar kazandırıyor. Milyar dolar. Evet. Sadece bu 7 kişilik BTS grubu. Ve 26 orta ölçekte şirkete eşdeğer. Yani 26 orta ölçekte şirketiniz olacağına bir tane BTS'iniz olsun, size o kadar büyük para kazandırır. Ve geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen sadece 800 bin kişi BTS grubu için Güney Kore'ye gitmiş. Yani bir kültür turizmini de sağlamışlar. Bu yüzden Güney Kore'de kendilerine devlet nişanı falan verilmiş. Yani bunlar o kadar önemli hale gelmiş bu grup. Normalde askere gitsinler mi gitmesinler mi bu tartışma vardı aslında. 30 yaşına kadar bir ertelendi askerlikleri. Grubun en yaşlı üyesi var. Jin 30 yaşına girecek şimdi. O yüzden gitme kararı almış bunlar. Ancak Güney Kore yine de bu tırnak içinde söyleyeyim, altın yumurtlayan tavuğu şey yapmak istemiyor, kaçırmak istemiyor. Bunlara askerdeyken yurt dışına konser izni verelim diyorlar. 18 ay ile 24 ay arasında en az orduda görev yapmak durumundalar.